Manşete hoş geldiniz. 1 Nisan günün ikinci yayını sabah erken saatlerde bir seçim değerlendirmesi yapmıştım. Ondan önce de sandıkların %50'si açıldıktan sonra ilk değerlendirmeyi yapmıştım. Orada söylediklerimi söylemeyeceğim. Fakat e, görülen şey şu. E, Türkiye büyük bir coşkuyla, özlediği, e, beklediği, hasretle yıllardır e, zaferi solukluyor. E, zaferi yudumluyor gözyaşlarıyla. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak var önüme düştüğü nice mesaj. Ee, ne bileyim arabalarının kornasına bas basarak konvoylar oluşturarak. Burada Londra'da bile kuzeyde Heringey'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde Enfield'da konvoylar yapıldı. İnsanlar kutluyor. Muhakkak e, mutlaka sizin yaşadığınız ülkelerde de Hollanda olabilir, Almanya olabilir, Amerika olabilir benzer e, tepkiler olmuştur. İnsanlar... Çıktıkları ülkenin, geldikleri ülkenin, vatanlarının, ana vatanlarının, memleketlerinin, soydaşlarının yaşadığı topraklarda duyarsız değiller. Uzaktan da olsa takip ediyorlar ve orada geride bırakmış olsalar bile ülkede yaşanan gelişmeler, bir umut kıvılcımı, bir şeylerin iyiye döneceği umudu dışarıdaki, yurt dışındaki insanları da cesaretlendiriyor, güçlendiriyor, ümitlendiriyor. Resimdeki melek Mızrak Subaşı kadın belediye başkan adaylarından biriydi. Bilecik. Önceki dönem Bilecik'in CHP'li belediye başkanı görevden alınmıştı. Onun yerine vekaleten görevi sürdürüyordu. Daha sonra belediye meclisinde yapılan seçimle İyi Parti Fey kattı. ve farklı bir isim seçildi. İktidarın adayı seçilmişti. Çok uzun sürmedi ve adaydı ve Bilecik'te CHP bütün yurtta zafer kazanırken Melek Mızrak Subaşı'nın kazanmaması mümkün değildi. Ve elbette o da banko kazandı. E, kutluyoruz. Kalisi Targaryen olarak da biliniyor kendisi. Winter is coming. İşte bu fotoğraf orijinal. Fakat bu fotoğraf Game of Thrones'ta Kalisi karakterini hatırlattığı için öyle de anılıyor kendisi. Öyle meşhur oldu. Öyle Türkiye'de bilinir oldu. İşte fotoğrafın orijinali bu. Ekrem İmamoğlu konuşurken hemen arkasında verdiği fotoğraf. Gerçekten e, bununla tarihe geçti. Yani bu poz onun için son derece önemli. Bilinçli verilmiş bir poz mu, poz değil elbette. Yani o an spontan çekilmiş bir şey ama... Enteresan. İşte bu, Kalesi. Kalesi Targaryen. Buna benzetildi. Yani benzemiyor mu? Andırıyor yani en azından. Evet, biraz... Bilecik e, çok yönlü bir e, kadın e, hem bir anne evet e, e, eş ama aynı zamanda da e, başarılı bir belediye başkanı başarılı bir profil vekareten götürdüğü belediye başkanlığında göz doldurdu ve aday oldu seçilmemesi de zaten çok olanaklı değildi. CHP silip süpürürken elbette Melek Mızrak da seçilecekti ve teşekkür etmiş Twitter'daki X platformundaki paylaşımında Bilecik'e. Bununla başlayalım dedim. Kadınla başlayıp kadınla biteceğiz. Bitireceğiz. Hangi kadın belediye başkanıyla bitireceğimizi de yayının sonunda göreceksiniz. Çok sayıda özellikle yurt dışında çok geniş yer ayrıldı. Türkiye'deki CHP'nin seçim zaferine daha doğrusu Erdoğan'ın kaybetmesine BBC'de her saat çok geniş konu oluyor uzmanlara bağlanılıyor BBC muhabirlerine bağlanılıyor haritalarla Erdoğan nereleri nasıl kaybetti işte %67 Türkiye'nin resmi enflasyonu bu konuda veri oldu gibi şey var daha biraz önce lokal saatte öğleden sonra iki buçukta özel bir bülten yapıldı Türkiye'ye dair ve geniş bir şekilde anlamaya çalışıyor ama zannediyorum yabancı basın daha geniş yorumlara ve haberlere salı gününden itibaren verecek çünkü dün gece geç saatlerde sonuçlar alındığı için herkes de sonuçlardan emin olmak istiyor analiz edebilmek için sandıkların tamamına yakın açıkları açıldı elbette itirazlar olacaktır ne bileyim durumdan memnuniyetsizler olacaktır mahkemeye yansıyacaktır şu bu filan fakat bütün bunların hepsi açıkçası Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği bir iş. Her yerel seçimden yani Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği bir karar. Her yerel seçimden sonra itirazlar olur, mahkemeye gider. Bazı yerlerde seçim tekrarlanır. Yerel seçimlerin biraz doğası böyle. Ayrıca yerel seçimlerin binlerce sonuçları sonucu vardır. Yani illere girdiğinizde, ilçelere girdiğinizde, beldelere girdiğinizde, bölgelere girdiğinizde, partilere girdiğinizde sayısız analiz yapabilirsiniz. O açıdan genel merke, yani genel seçimlerden de biraz ayrılır. Ben sadece belli başlılarını ekrana getireceğim. Yoksa burada her gün saatlerce yerel seçim analizi programı yapsak emir olun bitiremeyiz yani. Çünkü çok dallı budaklı bir konudur. Yani 3-4 sandıkta oy kullanıyorsunuz hele büyük şehirlerde. Ee, Partilerin kazandığı belediye baş, başlıklarına, başkanlıklarına bakıldığında Türkiye haritası aşağı yukarı %99.9 netleşti. Harita budur. Kırmızılar e, CHP, turuncular AKP ve AKP'nin nasıl artık İç Anadolu'dan da itildiği doğuya doğru, doğuda da Dem Parti etkisi görülüyor, sıkıştığı ve Türkiye'yi kaybettiği görülüyor. Yani kurulduğundan beri ilk defa ikinci parti. O arada CHP de 1977'den bu tarafa ilk defa birinci parti çok tuhaf. Yani biri yaklaşık işte 47 yıldır, öbürü de 22 yıl sonra alt üst oldu. Yani bütün dengeler alt üst oldu. Hiçbir kamuoyu araştırma şirketinin, hiçbir partilinin, hiçbir siyasi analistin bilmediği, tahmin etmediği, öngörmediği bir sonuçla karşı karşıyayız. Onun için diyorum yani kendimizi kandırmayalım ve bunu analiz etmeye, anlamaya çalışıyoruz. Tabelaya bakarak niye böyle oldu? Çokça çok konuşulur üzerinde. CHP 35, AKP 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah 2. BBP1, İyi Parti 1 olarak 81 vilayeti paylaşmışlar ama 30 büyük şehirde CHP 14, AKP 12 almış. Fakat asıl değişiklikler önemli. Yani 6 büyük şehir ve 23 il merkezinde belediye başkanlığı bir partiden diğerine geçmiş ve tabii CHP'ye geçti. Yani ağırlık orada. CHP AKP'nin elinden 3 büyük şehir ve 8 il belediyesini aldı. MHP'den de 1 büyük şehir ve 3 il merkezini aldı. Korkunç bir zafer yani bu şey açısından korkunç derken iktidar açısından söylüyorum. Ondan dolayı terör söylemi falan bitti. Duyamıyorsunuz. Konjonktürel falan diyor Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada. Halkın iradesini net gördüler. Artık şeytanlaştıramazlar. Kayın filan at at atayamazlar. Seçilmiş başkanları içeri tıkamazlar. ama Ama deneyecekler mi? Evet. Surda gedik açılırsa gözlerini bile kırpmazlar. Yani muhalefet iktidarın Devlet, beka, terörle mücadele, milli çıkarlar filan gibi mavi vatan öbürü ki bu gibi tuzaklarına düşmemeli deneyecek. Gündemi değiştirmek için her şeyi yapacak önümüzdeki haftalarda iktidar. Şunu unutmasın muhalefet partileri ve Türkiye muhalefet güçleri, demokrasi güçleri iktidarla aynı bayrak altında değiller. Onların bayrağı, onların dini, onların vatanı başka. Buna emin olsunlar. Ve anayasa tuzağı. ama anayasayı değiştirelim falan diye gelecekler. Yok böyle bir şey. Bir numaralı problemleri koltuklarını korumak devam etme, hukuka ve demokrasiye dönemezler büyük suçlar işlediler. Bunu unutmasınlar. Ve bu zafer bu tür yapay tartışmalarla gölgelenmesin. Onlar muhalefetten gelen her şeyi kategorik olarak reddettiler. Zarfı açıp bakmadılar. Dilimizde tüy bitti. Kategorik olarak muhalefetten mi geliyor ne olursa olsun red dediler. Siz de iktidardan gelen her şeyi kategorik olarak reddedeceksiniz zarfın kapağını bile açmadan. Hani postacı kapınızı çalar iade dersiniz almıyorum dersiniz İstemiyorum istemiyorum dersiniz ignore edersiniz tabir yerindeyse İngilizce. Yani e, geri çevirirsiniz yok sayarsınız gönderene geri götür bunu dersiniz adreste bulunamadı falan neyse bunu yapması gerekiyor kategorik olarak. iktidardan gele aman işte Cumhurbaşkanımız, aman işte AKP, ama iktidardalar, ama işte devletin bakanı falan dememen, ama milli çıkarlar dememeniz lazım. Ama ulusal çıkarlar, ama işte şehitler geliyor falan. Şehitler tepesi boş kalmaz. Bunlar iktidarını devam ettirsin diye. Zaten onu da söylediler, şehitler tepesi boş kalmayacak dediler. Şehitler tepesi demişken Maalesef askerler hani şehit oluyorlar evet kırmızı tabutlarda geliyorlar ama büyük bir utancada imza attılar. Ve bindirilmiş kıtalar gittiler belli şehirlerde oy kullandılar. Ve özellikle Şırnak'ta Tuğ General Ömer Keçecigil ilkokul ve ortaokulundaki sandıklar dehşet verici. Yani AKP'ye sandık sandık 2468 oy çıkmış bu konu mühim bir konudur ve bu konu asla ihmal edilecek bir konu değildir. E, baktığında gerçekten e, taşınan asker polis sayısından çok çok küçük farklarla kaybedilmiş belediyeler var. 12 belediye tespit edilmiş şu ana kadar. Bu sayı artabilir, bu rakam artabilir. Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi yani kısa adıyla DEM Dem Parti 31 merkezde 46.901 taşımalı seçmen tespit ettiklerini duyurdu ama bu rakam arttı daha sonra. Yeni bir resmi açıklama olmadığı için bunu söylerim. Taşımalı asker ve polisler ağırlıklı olarak Şırnak, Hakkari, Siirt, Kars, Ağrı ve Iğdır'da toplu şekilde sandığa giderken görüntülendi. Başka da olabilir bilemiyoruz. Ve bu taşımalı oylarla kaybedilen yerler. Şırnak merkez kaybedildi. Çünkü yani gerçekten birkaç yüz, birkaç bin oy farkıyla buralar kaybediliyor. Zaten seçmen sayısı az. Şırnak Merkez kaybedildi. Şırnak Uludere kaybedildi. Şırnak Beytüş kaybedildi. Siirt Eruh kaybedildi. Mardin Savur kaybedildi. Kars Merkez kaybedildi. Hakkari Şemdinli kaybedildi. Hakkari Esendere, Hakkari Çukurca kaybedildi. Diyarbakır Hazro, Diyarbakır Eyl kaybedildi. Batman Gercüş kaybedildi. Evet. Maalesef. Durum bu ve bu konu yani seçim zaferi bu konuyu gölgelememeli. Bu konunun üzerinde durulmalı. Yılmaz Odabaşı yazmış. Şırnak'ta halk iradesi diskalifiye edilerek AKP'ye yakışır bir kepazelikle seçimi İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli kazandı. Şırnak DEM Parti'nin en son kaybedeceği illerden biridir. Sonuç meşru değildir. Şırnak'ta yerel seçim yenilenmelidir demiş. Evet. Bana altyazıyı yazdıran ya yani KJ'yi yazdıran da bu oldu. Ee, Erdoğan Topal Ördek olduğu doğrudur. Biraz evvel söylediğim yaptığım analizi devam ettiriyorum. Sami Karahan profesör doktor paylaşmış. Topal Ördek nedir? Topal Ördek Amerika'dan bize e, transfer olmuş bir kavram. Amerikan başkanları Kasım başında yapılan seçimlerle seçimi kaybederlerse Ocak'taki 20 Ocak e, yemin törenine kadar 2,5 aylık sürede Topal Ördek deniyor. Yani seçilmemiş başkan, seçimi kaybetmiş başkan veya artık hani o yani. ...seçimi kaybetmiş de diyemeyiz... ...mesela ikinci döneminin sonunu yaşıyor... ...Obama gibi bundan önceki... Ee, ...kendi dönemi... ...sona ermiş fakat... ...fiilen başkan resmen başkan... ...buna topal ördek deniyor yani... ...seçime girip kazanmamış... ...görevdeki son dönemini yaşıyor son iki buçuk ay... Ee, ...ve bu dönem... Topal ördek olarak da bakıldığı için Amerikan başkanları genelde kritik kararlara imza atmazlar. Yeni başkanları beklerler. Beklemelere de icap eder demokratik olarak. Ondan dolayı böyle denir. Şimdi Erdoğan'ın durumu budur. Evet gerçekten tam anlamıyla budur. Seçimi kaybetti ve 10 ay önce çıktığı köşkte nasıl çıktığı zaten tartışılıyor. Aday olması hukuksuzdu. Topal ördek durumuna düştü. İşte bu topal ördek hali ben inanıyorum ki 4 yıl devam etmeyecek. Bunu kendi de biliyor önümüzdeki yılın, önümüzdeki bir yılın büyük çalkantılara gebe olduğunu düşünüyorum. Sadece dünyada değil Türkiye'de de ve 2025'ten itibaren Erdoğan hata yapmaya devam edecek. Zaten bu belediye seçiminde üst üste hatalar yaptı. Ve domina taşı etkisi yaptı. Yani kendisinin sahaya çıkması ve kendisinin kampanya yapması falan da durumu kurtarmadı, kurtaramazdı. İyice çuvallamalar arka arkaya geldi. Erdoğan doğru bir şey yapmayacak, çuvallamalar devam edecek. Bunu çevresi de görüyor zaten. Dolayısıyla herkes aklını başına alırsa önümüzdeki bir yıl daha bu iş biter. Bir yıla kadar bu iş biter ve 2025'ten itibaren çıkış olabilir. 21. yılın yüzyılın ilk çeyreği ıskalanmış olabilir ama kalan 3 çeyrek Türkiye açısından bir fırsata dönüştürülebilir. İlk çeyrekten sonra, 21. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra 25'ten sonra yükseliş, çıkış, hukuka demokrasiye dönmek de anlamlıdır esasen. Bu lafımı unutmayın. Şimdi adam endişeli. İstanbul kimsenin atlama taşı değil demişti. 29 Mart'ta Sultanbeyli'de yaptığı açıklamada, seçimden iki gün önce yaptığı açıklamada. Görüyor. Kendisinin atlama taşı olabilir ama başkasının olamaz. Dolayısıyla e, bundan sonra her şeyi yapabilir e, ve muhalefetin de doğru hamlelerle, yani Erdoğan'ın veziri, fili, kalesi, piyonu kalmadı. Doğru hamlelerle şahı indirmesi gerekiyor. Şah yalnız. Çaresiz. Şahtan gelecek hiçbir zarfı da açmamalı. Açmadan adresine iade etmeli. Bir yıl bile dayanamazlar demiş Lale Demirkay'a katılıyorum. Kendisinin ailesinin yargılanmaması garantisi karşılığında hilesiz hurdasız demokrasi sınırlarına çekilmek ve ABD'ye yerleşmek. Ee, böyle şeyler var. Hemen hiddet buyurmayın. Ee, de, e, otoriter ülkelerde, diktanın e, hüküm sürdüğü ülkelerde zalim diktatörlerle onların savaş olmadan, kan dökülmeden, kargaşa çıkmadan bir takım yüksek menfaatler uğruna çekilmesi karşılığında kendisini ve ailesinin can güvenliği veya dokunulmazlık falan verilebilir. Ama işte üçüncü bir ülkeye, dördüncü bir ülkeye neredeyse sürgün edilebilir. Böyle seçenekler var. Emin olun bu seçenekler de çok yakında Türkiye liderliği için konuşulmaya başlanacak. Yadırgamayın, yargılansın, yaptıklarının hesabını vermeden gitmesin diyebilirsiniz. Yüzde yüz anlıyorum. Fakat bir takım yüksek menfaatler ve bir işin daha hızlı olması ve sonuçlanması ve kan dökülmeden sonuçlanması için bu tür seçeneklerde var masada ve Erdoğan ve ailesi için de bu gündeme gelecek bunu unutmayın. Bakın Mehmet Şimşek bugün attığı tweette hedefimiz enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para sıkı para politikasını uygulayacağım diyor. Tamam bunu biliyoruz zaten seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yapmak falan tasarruf. Bunun mealini vermiş Cem Toker. Seçici krediler ve gelirler politikasının öz Türkçesi, Türkçesi şudur diyor. Yandaşlarınıza, yandaşlarımıza reisin izin verdiklerine kamu bankalarından kredi, kredi verdiririz diğerleri havalarını alır. Yani devran devam ediyor. İyi, iyi Parti ve Akşener'le ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Fakat Türkiye'de liderler bırakmazlar. Yani bunun bir örneği yok. Bunun belki bir örneği şey olabilir. İsmet İnönü, şey, İsmet oğlu Erdal İnönü olabilir ama o da siyasete şey değildi. Hevesli değildi. Zorla arkasından ittirilerek e, Sodep'in başına geçirildi 12 Eylül'den sonra. Herkes siyasi yasaklıydı çünkü bütün liderler. Sonra da zaten misyonunu tamamladıktan sonra çekildi. Bir daha da dönmedi. Dönmemde dedi. Onu ayırıyorum ama Türkiye'de böyle bir gelenek yok. Ayrıca e, maddidir yani bu tür konular. Yani ciddi bir paranın, ciddi bir makamın, ciddi bir takım gelir giderler şeyinin, ciddi bir bütçenin üstünde oturuyor ve bunu oğlu yönetiyor. Öyle kolay kolay ee, kim, ne kimseye emanet edilir ne de kimseye devredilir. Yani o parayı yönetmek isteyecek. Kendisi istemese bile oğlu itiraz eder. Zaten bir tane oğlu var. Yani bir tane oğlu bir tane torunu var. Dolayısıyla Akşener olayı böyledir. Akşener, yani Türkiye'de her şey ilk yapılacak ele alınacak konulardan biri seçim ve siyasal partiler kanunudur. Ee, işte, yani bir lider seçimi kaybetse bile orada oturmaya devam ediyorsa zaten bu partide sorun var demektir. Batı demokrasilerinde bir lider orada oturamaz. Parti dinamizmi diye bir şey vardır. Alırlar, indirirler, kongreye götürürler, kurultaya götürürler. Zaten tepkilerden dolayı o, o lider de orada oturamaz. Yani seçimi kaybeden de oturmaz zaten. Oturmayı düşüremez yani. Onuruna yediremez. Onur varsa tabii. Yani. Ayrıca yani akli melekeleri yerinde olmayan isimlerden konuşuyoruz. Çok da fazla uzatmaya gerek yok ama yani Burak Kovuncu aklı başında bir isimdi. 2019'un Ekrem İmamoğlu'na İstanbul da İstanbul'un kazandırılmasında önemli aktörlerden biriydi. İyi Parti İstanbul İl Başkanı olarak. Niye gitti aday oldu bir de kampanya yaptı. A akıl alır gibi değil. Üç kişilik ailesi var ve oy kullandığı yani ailesinden üç kişiyle yani kendi ve kızı neyse aile kendi kızı ve eşi üç oy çıkmış. Neyse ki iki oy veya bir oy çıkmamış. Yani 3'te 3 üç tutturmuşlar ama başka oy yok. Yani kendi sandığı ya, oy kullandığı yer yani kendi mahallesi yaşadığı yer ikameti. Evet toparlarken e, Sinem Dedetaş. Bir kadınla başladık. Kalesi Targaryen ve şimdi Üsküdar'ı kazanan e, Sinem e, dede e, Dedetaş'la noktalamak istiyorum. Çok e, enteresan e, bir e, öyküsü var. Haliç Tersanesi'nin AVM yapılmasına karşı çıktığı için AKP'li e, belediye yönetimi tarafından tesise girişi yasaklanmış bir gemi mühendisi. Sonra da e, Haliç Tersanesi'nin başına getirilmiş Ekrem İmamoğlu tarafından ve tersanenin cirosunu 1 milyon TL'den 130 milyon TL'ye çıkarmış biri. Üsküdar'ı, Erdoğan'ın kalesini, Erdoğan'ın ikametinin olduğu yer, artık Erdoğan'ın belediye başkanı e, kazandığı 7 oy farkla gerçekten heyecan verici... Mühim bir e, seçim e, zaferi, bununla e, noktalayacağım e, manşeti e, Üsküdar'da kazandıktan sonra bir açıklama yaptı. Bu açıklamayla manşete veda ediyoruz. E, Sinem deli taşı, sonuna kadar dinleyin, öyle kapatın olur mu? Şu anda veriler girildi. Ben açık ara aldık. O yüzden kesin diyebiliyoruz. Rahatlıkla konuşabiliyoruz. Bir kere onu söyleyelim arkadaşlar. Başkanlarım ifade ettiği gibi kazandık. Ee, kazandık derken biz kazandık ayrı ama Üsküdar kazandı. Hepimiz kazandık. Buraya kadar e, Cumhuriyet Halk Partisi ile ve Üsküdar'a emek vermiş öncelikle herkese başkanımın dediği gibi çok teşekkür ediyorum. Burada herkesin emeği var. Beni bu süreçte en çok e, kaygılandıran şey itiraf ediyorum burada. Ee, i̇nsanların emeğini boşa düşürmekti. Ondan çok ürküyordum. Kendi adıma değil ama bu kadar insanın gönül verdiği, emek verdiği bir yerde. E, o, beni, o beni kaygılandırıyordu. O yüzden sizler adına da kendi adımı da çok mutluyum. Herkesin emeğine sağlık. Şu an hala e, sandıkta olanlar, e, seçim kurulunda olanlar, e, gece boyunca da emek verecek arkadaşlarımız var. Bundan önceki 30 yıl, 100 yıl hatta. Ee, emek veren herkese şimdiden e, buradan teşekkür etmek istiyorum ben de. Bundan sonraki süreçte de emek verecek herkese çok teşekkürler. Sevgili ilçe başkanım, tüm örgütümüz, e, bütün ispidarlılar bize oy veren vermeyen, öncelikle oy verenlere teşekkür ederiz ama tabii şimdiden sonra yoğun bir çalışma dönemimiz başlayacak. Kazanmak bir şey güzel teslim etmek daha önemli bir şey. O yüzden şimdiden hazırlıklarımızı yaptık. Buradan tabii çok teşekkür edeceğimiz insan var. Öncelikle ilçe başkanımız ve tüm ilçe örgütümüze, sevgili genel merkezimiz, genel başkan yardımcımız bizimle birlikte, il başkan yardımcımız bizimle birlikte, tüm partimize hem beni adaylaştırdıkları hem süreçte verdikleri destekler için Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na hiçbir zaman desteğini bizden çekmedi. Büyükşehir <laughs> ailemizin tamamına, tüm ekip arkadaşlarıma, meclis üyelerimize Gerçekten çok teşekkür ediyorum sizlere emek veren herkese. Çok konu çok konuşacak şeyimiz var ama şimdilik burada teşekkürle bitirelim. Kutlama zamanı.